Merhabalar, Medyascope TV özel yayınında bugün tekrardan dünkü gibi yerel seçimler sonucu çıkan yeni Türkiye haritasını ve bu haritanın ne söylediğini tartışacağız. Alphan Telek'le hoş geldin Alphan. Hoş bulduk. Ve bugünkü özel konumuz, yani daha ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz konuda büyük şehirler ve büyük şehirlerin geleceği. Bundan sonra ne bekleyebiliriz? Büyük şehirlerin özelliği nedir? Büyük şehir nedir? İlden farkı nedir? Kim nereyi aldı? Kimin nereyi aldığının ne gibi anlamları olabilir? Bunlar çerçevesinde biraz konuşmak istiyoruz. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim, bir iki ufak bilgi verelim. 81 ilin 30'u büyükşehir, 51'i il merkezi. 30 büyükşehir için konuştuğumuz zaman 2014'te AK Parti'nin elinde 18 büyükşehir vardı, 15'e düşmüş. CHP'nin elinde 6 büyükşehir vardı, 11'e çıkmış. MHP'nin elinde 3 büyükşehir vardı, 1'e düşmüş. HDP'nin elinde de 3 büyükşehir vardı ve 3'ü de korunmuş durumda. Aslında partilerin en büyük kazanımlarını büyük şeyler üzerinde okumak veya neyi kazanıp neyi kaybettiklerini büyük şeyler üzerinden okumak bana çok mantıksız gelmiyor. Neden? Nedenini de işte şimdi bu yayında anlatacağız zaten. Yani büyük şehrin önemi nedir? Nasıl büyük şehri kazanmanın birkaç il merkezini kazanmaktan neden daha önemli olabileceğini biraz konuşmak istiyorum. Sen ne görüyorsun büyük şehirler açısından ilk gördüğünde? Yani senin bahsettiğin oran üzerinden gidelim istersen. 2014-2018 orada bir kere CHP'nin hani %100'e yakın büyükşehir oranını artırdığını görüyoruz. MHP'nin aslında İç Anadolu'da önemli kazanımlar, il merkezleri kazanmasına rağmen büyükşehirlerini kaybetmesi, yani 3'te 1'e düşüyor. Tabii büyükşehir, bence şöyle önemli bir farkı var büyükşehir kazanmanın. Onu belki biraz konuşabiliriz. Büyükşehir bütün o ildeki, il sınırı içerisindeki bütün ilçeleri kapsıyor ve onlara müdahale alanı yaratılmış oluyor. Müdahale alanı taşıyor. Dolayısıyla bütçesi de artıyor aslında baktığımızda bir büyük şehrin. Bütçesinin artması demek insanların gündelik yaşamına daha çok dokunması, insanlarla daha çok temas etmesi. Dolayısıyla hani buradan da geleceğe bir projeksiyon çıkıyor. Nedir? Evet. Gelecekte de bu insan daha fazla temas demek, daha fazla etki alanı demek. Demek ki siyasette daha çok yer edinmek. Bu açıdan büyük şehirlerin siyasette büyük önemi vardır. Yani bizim siyasal yaşamımızda. Bu açıdan baktığımızda herhalde en kazançlı çıkanın Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi işte 11 tane ili kazanıyor ve önemli büyük şehirleri kazanıyor aslında baktığımızda. Evet, 5 tane eklemiş ama İstanbul, Ankara var aralarında. Tabii. Adana, Antalya, Mersin. İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Mersin. Bu 5'ini eklemiş durumda Cumhuriyet Halk Partisi. Eskişehir'i korudu, İzmir'i korudu, onun dışında Muğla'yı korudu, Tekirdağ'ı korudu, Aydın'ı korudu, Aydın'da Büyükşehir Belediyesi. Evet, yani bu 6 taneye ek olarak öyle bir 5 tane il aldı ki, pardon Büyükşehir aldı ki aslında %100'e yakın arttırdı dedin ya, evet. Aslında belki %300'e yakın bir bütçe ve nüfusa hakimiyet anlamına geliyor. Belki çok daha fazla, yani mesela bu sayıları şimdi evet, yavaş yavaş konuşuruz, deşeriz. Hani belki evet, bugün doğru değil ama daha sonra. Fakat İstanbul-Ankara bütün dengeleri şaşırtan bir şey. Bir de Türkiye'den İstanbul-Ankara, İzmir dışında gerçek anlamıyla hani hem hacim hem de ilişkilerin yoğun olduğu bir şey, birkaç şehir söyle desem, yani kime söylesek, sorsak herhalde bize yani Adana'yı söyler, işte Mersin'i söyler. Çünkü hem sanayisi hem içerideki evet, etkileşim sayısı fazla olan yerler. Evet. Yani AK Parti'nin, Türkiye'de iktidar partisinin şu an yönettiği en büyük il Bursa. Mesela şimdi bazı gerçekler evet, vardır evet, ama bir noktaya dikkat çekersin çok çarpıcı gelir. Bursa'dan sonra gittiğin zaman Kayseri ve Konya geliyor mesela. Evet. Yani böyle bir özellik var. Yani bunlara bakmak lazım. Bir de şöyle bir nokta var. Mesela nereden başlayalım? MHP'den başlayalım mı? Sen MHP'nin o kazandığı illeri söyledin. Haritayı bir daha arkadaşım verebilirse rejiden orada bir şey dikkat çekmek istiyoruz. Şimdi bu Karadeniz ve İç Anadolu'da ve İç Ege'de kazanılan şu mavi yerler MHP'nin. Evet. Orada o MHP'nin kazandığı 11 tane il toplamda. Aynı zamanda baktığınız zaman zaten Osmaniye ve Karaman var. Karaman Mersin hemen üstünde. Osmaniye zaten Devlet Bahçeli'nin memleketi. Şimdi bunlar kazanıldığı için ve AK Parti'ye karşı kazanıldığı için ve Cumhur İttifakı'nın görece kazananı MHP olduğu için MHP başarılı. Başarısız demek mümkün değil yani. Haritanın bir psikolojik etkisi var. Hatta ben onu şeye benzetiyorum. Nasıl Şırnak orada turuncu olması psikolojik bir etki yaratıyor. Hı hı. Halbuki 15.000 kişinin yaşadığı bir şehir merkezi sadece. Ama psikolojik bir etki yaratıyor. Hı hı. Haritada bu kadar mavi yerin olması MHP için aynı psikolojik pozitif etkiyi yaratıyor. Şüphesiz. Ama aslında Adana ve Mersin'i kaybetmesi MHP'nin, 3 büyük şehirden 1'e düşmesi, MHP'nin yönettiği bütçe, hakim olduğu popülasyon açısından çok büyük kayıp. Yani mesela Adana'yı mı bir siyasi parti ya da bir siyasetçi Adana'yı mı yönetmek ister yoksa bu 11 ili mi diye sorduğunuz zaman bence bir düşünür. Tabii ki yani orada çünkü dediğin gibi büyük şehir olmasının çok büyük avantajları var. Ya da il olmasının getirmiş olduğu büyük şehire göre dezavantajlar söz konusu, yani onları konuşabiliriz. Tabii büyük şehirlerin geleceği dedik biz bugün başta. Yani buradaki en önemli unsurlardan biri büyük şehri yönetebilen partilerin ya da siyasal hareketlerin geleceğe de yön verebiliyor olması olacak. Ama bu tabii bir beklenti, yani hani evet, yapabilecekler. Bugüne kadar mesela şeyin Adalet ve Kalkınma Partisi performansı, yani şehir performansını 3 aşağı 5 yukarı biliyoruz büyük şehirlerde. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de. Şimdi ama ilk defa yeni bir unsur, yeni bir 25 yıl aradan sonra yeni bir dönem var. Burada şimdi eğer eğer tabii sonuçlar onaylanırsa YSK tarafından yepyeni bir şans, yepyeni bir ihtimal ortaya çıkmış olacak. Bu ihtimali nasıl kullanacaklar? Eğer iyi kullanabilirlerse, dün konuştuğumuz şey vardı yani bu programın birincisinde. Bu harita aslında Türkiye'de yeni bir siyasal momentum var bir süredir. Şehirli milliyetçiler, Türk milliyetçileri, Kürtler ve sosyal demokratların birlikteliğine dayanan bir momentum. Siyasal bir momentum diyebiliriz. Bir andır yani momentum. Evet. O Türkiye'nin siyasal momentumunu ele geçirmiş durumda gibi görünüyor. Bu daha da büyüyebilir bu momentum. Evet. Daha da etkileyen bir hale gelebilir. Ama bunu şehirleri iyi yönetmesine, büyük şehirleri iyi yönetmesine bağlı. Bunu yaparsa bu kırmızılar işte ve diğerler yani yayılma ihtimali gösterebilir gibi geliyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü vardır ya, İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır. Hı. Bu sözün bir onaylanmasını ben şurada gördüm. Hani biz kampanya sürecinde Anadolu'yu dolaştık ya, orada tabii belli networkler kurmuş olduk ve seçim döneminde de onlarla haberleşmeye, kontakta geçtik tabii ister istemez. Ben şunu gördüm Akdeniz'de, özellikle Hatay, Adana, Mersin, Antalya'da konuştuğum insanlarda seçim akşamı diyorlar ki burada insanlar tabii muhalefetten bahsediyorlar yani insanlar derken. Bu şehirleri CHP'nin kazanmasından ziyade İstanbul'a seviniyorlar şu an. Yani İstanbul'daki o heyecanlı yarışı bir defa izliyorlar. Onun da etkisi var tabii. Ve İstanbul'un şu an işte Anadolu Ajansı'nın verilerine göre kırmızı olmasını nasıl seviniyorlar. Kendi büyük şehirlerinden ziyade dediler. Hakikaten İstanbul'u, Ankara'yı kazanmanın Türkiye üzerindeki etkisi, yani bu bir kez daha onaylanmış oldu. Türkiye'nin dinamosu bu şehir. Yani bunu hatırlatmaya gerek yok. Bir siyaset bilimci olmaya da gerek yok bunu söylemek için ama bütün Türkiye'nin kalbi işte bu Marmara bölgesinde atıyor. Kaldı ki yani ben işte biz Medyascope ekiplerini gerçekten burada hepimiz dahil olmak üzere kendimizi kutlayacağım ama kutlamak gerekiyor. Çünkü bizim yapmış olduğumuz o çalışmalarda, videolarda işte bakabilir izleyicilerimiz de. Hani Medyascope'da geriye doğru arama yaparak. Ve oradaki tabii videoların dışındaki bir takım bilgiler işte burada yaptığımız görüşmelerde yani bu Akdeniz hattının hatta Marmara'nın önemli bir kısmının Bursa'da dahil buna değişimler olabileceğini konuşuyorduk. Bursa'da da açıkçası ben bir şey bekliyordum. Kaldı ki çok 2-3 puan farkla. 2,5. Hani, ve şu anda dediğim gibi Adalet Kalkınma Partisi'nin elindeki en büyük şehir gibi duruyor. Evet şimdi büyük şehirlerle ilgili birkaç şey izninle söyleyeyim. Şimdi büyük şehirler, bir defa Büyükşehir Yasası 2013 yılında, 2014'teki yerel seçimde ilk defa uygulanmaya başlandı. 2014'teki yerel seçimden sonra bugünkü 30 büyük şehir kuruldu. Daha önce sayısı daha azdı. Birçok il büyük şehir oldu. İşte Manisa, Hatay mesela o zaman büyük şehir değildi. Neden çıktı mesela o yasa? O zaman hatırlıyor musun? Şimdi şöyle söyleyeyim, o yasa neden çıktı? O yasa hani... tabii iktidarın bir tercihiydi ama yasanın bize söyledikleri yani yerel yönetimler demokrasinin bir ülkedeki çok önemli bir kriteri olduğu için o yasayla ilgili çok yorum yapıldı zamanında. O yasayla ilgili Türkiye'nin genel anlamda yerel demokrasisi açısından çok iyi yorumlar yapılmamıştı. Neden? Çünkü bir defa beldeler kaldırıldı. Belde belediyeleri. Türkiye'deki bütün belde belediyeleri kaldırıldı. Ki beldeyi de hani ilçeyle mahalle arasında bir idari yapı olarak düşünebiliriz. Küçük bir idari yapıya bile yetkili bir belediye başkanı vermek hem belediye başkanı sayısını arttırmaktır bir ülkede hem de yetkiyi daha tabana yaymaktır. Bu da bir demokrasinin aslında kriteridir. Siz ne kadar yetkiyi tabandan alıp merkeze çekerseniz o kadar daha aslında sistemi antidemokratikleştirmiş olursunuz ve bu çerçevede aslında 2014'te yürürlüğe giren bu büyükşehir yasası değerlendirilmişti. Yani belediye sayısını azalttığı için aynı zamanda güçlü belediye başkanları çıkarmış oldu. Yani bu 30 büyükşehirin tamamına büyük bir bütçeyle hakim olabilecek, büyük yatırımlar yapabilecek belediye başkanları, güçlü liderler aslında ortaya çıkmış oldu. Ha, bu bir açıdan Ankara'nın bazı yetkilerini de bu büyükşehir belediye başkanlarının alması anlamına geliyordu ama işte bazı kriterleriyle yereli güçlendirdi, bazı kriterleriyle zayıflatmış oldu aslında. Ama sonuçta yapıldı. Artık onu da kimse tartışmıyor öyle zaten. Öyle bir şeydi ki bu sapan gibi düşünebiliriz bunu. Yani hani o atılan adımı diyelim. Büyükşehir yasasını. Evet. Geri de tabii o dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi mesela siyasal momentum diyoruz ya. Siyasal momentum bugün nasıl işte daha muhalif unsurlara bakıyorken o gün Adalet ve Kalkınma Partisi tamamıyla ele geçirmişti aslında. 2014'te olmuştu. Dolayısıyla kendine çok güveniyordu. Yani o büyükşehir yasası gerçek anlamıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yarıyordu ama bugün yani öyle bir sapan ki başkasının eline geçtiğinde de onun çok işine yarayabilir. Anladığım kadarıyla bugün işte İstanbul, Ankara, İstanbul'un bütün ilçelerinde anladığım kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partililer şey yapmışlar. Yani itiraz etmişler. Çok ciddi bir tabanda, AKP tabanında şey var. Örgütünde. Örgütünde. Tabanından emin değilim çünkü mesela bugün Medyascope... Taban derken örgüt demek istedim. Pardon. Örgüt demek istedim. Orada da bir ikili bir şey var, onu söylemek lazım belki. Yani zaten konuşuluyor ama... Mesela pazar gecesi yani Erdoğan'ın mitinginde yaptığı konuşmada Erdoğan yani benim çıkardığım şey şu olmuştu. Kabul etmişti yani büyük şehri verdiğini. Ve hani İstanbul'u galiba zikretmemesine rağmen büyük şehirleri kaybetsek de ya da büyük şehri kaybetsek de ilçeleri aldık gibi bir cümle. Ama yani mesela orada sahiplenmedi de. Mesela belki onu izleyenler orada hani İstanbul vurgusu bekliyor olabilirdi. Evet. Ben o açıdan yorumluyorum. Hı-hı. Ve Binali Yıldırım da daha sonra tabii geriye düştüğünü ve Anadolu Ajansı en sonunda açıkladı. Ya benim gördüğüm sanki şöyle ikili bir yön çıkıyor İstanbul, Ankara gibi yerlerde. Liderlik yani Adalet ve Kalkınma Partisi liderliği ekibi, kurmay ekibi diyebilirim. Şey yaparken, kabullenmişken aşağısı kabullenmiyor. Çünkü orada sanırım bir pasta durumu var söz konusu. Çok fazla bir çıkar söz konusu aşağıda. Dolayısıyla onların aslında bize aslında bugün itirazını görüyor gibiyiz. Böyle bir durum söz konusu. Ama orada merak ettiğim benim taban ne diyor? Yani AK Partililer, AK Parti'ye oy verenler ne diyor? Şimdi bugün Medyascope ekipleri biraz önce öğrendim ki sahaya gitmişler. Bununla ilgili haberlerini yapıyorlar. Çok merak ediyorum o haberi. Onu görmek istiyorum. Ama şunu en azından şimdilik söyleyebiliriz ki AK Partililerin tamamı şu an Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kazanmadığına veya kazanmadığı argümanını satın almış değiller. Yani onu görüyorum en azından yapılan bazı röportajlarda. Yani Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını düşünüyor. Evet yani ve yapılmalı, tebrik edilmeli diyebiliyorlar belki. Bunu niye söylüyorum? Şimdi Türkiye'deki sistematik olarak demokrasinin ne kadar geriye gittiğini kurumlardan görebiliriz. Başta yargı, medya, işte diğer bütün bürokratik kurumların geldiği noktada. Ama toplum seviyesinde seçimler demokrasinin tek şeyi olarak kalmıştı. Maalesef azınlık haklarında veya bir takım başka denge ve denetleme mekanizmalarında toplumda belki hala bunların da demokrasi için elzem olduğu fikrini yeterince yerleştirememiş olabilir. Gündelik Türkiye yaşam, eğitim sistemi, evet. Biraz daha etkilenmeye, ekonomik açıdan insanları vurmaya başladığına insanlar belki bunların önemini daha çok görüyorlar olabilir. Evet ki onu da bence belki bu son dönemde gördük. Ama seçimlere bile indirgenmiş bir demokrasinin toplum nezdinde önemli bir ölçüde ben yerinin olduğunu düşünüyorum. Yani Kaybedildiyse kaybedildi. Biz kazanmak zorunda değiliz bütün seçimleri. Fikrinin AK Parti tabanının da önemli bir kesiminde olabileceğini unutmamamız lazım. Yani dolayısıyla bu yapılanlar, İstanbul'un hala çok tartışılıyor olması, İşte YSK Başkanı'nın çıkıp Anadolu Ajansı'nın yaptığının açıkça yanlış olduğunu belirten cümleler kuruyor olması, o kurumları da AKP'liye oy veren vatandaş nezdinde bence saygınlığını yerle bir ediyor. Peki biraz geleceği konuşalım. Belki bir 10 dakika içinde bitirebiliriz diye düşünüyorum, yani en azından böyle bir durum. Ama büyük şehirlerin geleceği, yani şimdi şu anda eğer YSK onaylarsa özellikle İstanbul, Ankara'da, Türkiye'nin 3 büyük ilinde bir kere Cumhuriyet Halk Partisi, ben Cumhuriyetçi diyorum sürekli herhalde, Cumhuriyet Halk Partisi. Ama Cumhuriyetçi de olsa iyi olur. Amerika ile ilgili konuşmaktan belki, veya parti ismi. Cumhuriyet Halk Partisi bu buralarda yönetim yapacak, yönetimini sergileyecek. Şimdi tabii Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi'nden, özellikle İstanbul özelinde konuştuğumuzda Beylikdüzü'lü arkadaşlarımız da var. Yani ondan memnunlar, gayet memnunlar. Çünkü bu sadece şey de değil. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni veya destekçileri demokrasi, yani soyut fikirleri destekliyor. O yüzden İmamoğlu'nu destekliyor değil. Tabii yani bir başarı hikayesi var orada. Evet, çünkü mesela burada bir kavram devreye giriyor. Onu biraz açmak istiyorum. Yani büyük şehirlerin geleceğini de ben burada görüyorum. Şimdi biliyoruz 1980'den sonra kamusal hizmetler çok geri plana gitti. Mesela kamusal harcamalar, ben çocukken hatırlıyorum. Bunlar büyük günah sayılırdı. Yani hem medyada, işte o amiral gazetelerde falan böyle yani yük olarak görünüyordu bunlar. Ve zaten işte o neoliberal dediğimiz politikalar sonucunda bunlar gitti. Yani her şey satıldı. Kamusal harcamalar kısıldı. Bugün mesela özel borcu çok Türkiye'nin. Bence belediyelerin falan da öyle. O açıdan inceleyebiliriz. Kesinlikle öyle. Şimdi ama insanların, şimdi kamusal harcamaları kesince, hizmetleri kesince insanları, yani parası olan sadece gidip bir harcama yapabilir. Yani kendine bakabilir, hayatta kalabilir durumu çıktı. Bence bugün insanları en çok rahatsız eden şeylerden, en azından beni bu rahatsız ediyor. Yani ben bir servis bekliyorum, hizmet bekliyorum bulunduğum şehirde. Vergilerimi de veriyorum. Fakat eski kamusal hizmet anlayışı makul değil. Yani her şeyi devlet sağlar, her şeyi şu yapar. Mesela piyasalar da kullanılabilir bu noktada. Ama mesela yeni kamusal hizmetler diye bir kavram var. Servisler. Bence büyük şehirlerde bunlar, İmamoğlu, Mansur Yavaş, işte İzmir'de Tunç Soyer, Adana'da ve diğerlerinde başarılabilirse, yani umarım MHP belediyesi de bunu yapar, büyükşehir yapar. Tabii canım, kim kazanırsa kazansın büyük şehirlerde. Bunun yapılması lazım. Çünkü bu insanları rahatlatır gibi geliyor. Mesela atıyorum yani yaşlılara bakım. İşte Beylikdüzü'nde bir yakınım hastanede kalıyor şu anda. Onun odasındaki başka kadın, yaşlı bir kadın, Beylikdüzü'nden gelmiş. Diyor yani mesela bana her ay belediyeden işte kuaför hizmetim için geliyorlar. Ya yani tek başına yani gidebilir kadın aslında ama geliyor. Sağlık hizmetini getiriyor. Bir takım malzemeler getiriyor falan. Ya olması gereken bu. Yani insanları böyle, mesela çok yaşlılara bunu yapın. Tespit edilsin. Yani mahalle ihtiyaçlar tespit edilebilir. Belediyelerin böyle bir kuvveti var, ya da akademisyenlerden yardım alsınlar. Mesela o bir bölgede yaşlı çoktur. Orada huzurevi değil de hani böyle yaşlıların takılabileceği, beraber olabileceği bir sosyal alan açılsın. Evet. Ya zaten tartışma biterse kimin kazandığıyla ilgili bu sefer şöyle bir şey olacak. Kim nerede kazandıysa, şimdi İstanbul gibi yerlerde, İstanbul, Ankara gibi yerlerde artık hani çıkıp soyut şeylerle kampanya yapamıyorsunuz zaten. Yani burada Ekrem İmamoğlu da, Mansur Yavaş da, Adana, Mersin'de bir parça daha geri, ama bir önceki seçime bile gittiğinizde, yani şu büyükşehir yasasından sonra çok değişti bence. Bir önceki yerel seçimde bile bu kadar proje bazlı vaat yoktu. En azından Anadolu'daki büyük şehirlerde. Ama artık var. Çünkü bir örnekler görmüşler insanlar. Evet. Metropolleri artık gördüler. Avrupa'da da 22. yüzyılın belediyeciliğini uygulayan yerleri gördüler. Yağmur yağdığı zaman sokakta su olmadığını gördüler belki. Ve proje bazlı bir sürü vaatte bulundular. Şimdi bu tartışmalar biterse kimleri iyi kazandı, İstanbul için en azından. İkinci tartışma bu olacak. Evet, yani o vaatlerin takipçisi olacak insanlar. Evet. Yani şu an mesela Ekrem İmamoğlu'na oy veren hangi partiden olursa olsun insanlar bunun takipçisi olacaklar. Ama yani çok net olacak. Mesela o bence işte Adalet ve Kalkınma Partisi örgütünü rahatsız eden şeylerden biri o da olabilir. Yani mesela şu an soruyorum sadece, ama şu mudur? Yani mesela belediye, yerel yönetim, büyükşehir belediyeleri özellikle mekanı, yani mekan derken şehir, şehri düzenler. Evet. Düzenleyen politikalara imza atar ve onları da tatbik eder, yapar. Bu çok önemli bir unsur. Dolayısıyla mekanın düzenlenmesi, şimdi insanlar şunu diyebilir, ne kadar soyut konuşuyorsun, mekanın düzenlenmesi, öyle demeyin. Yani Taksim, Beşiktaş, Kadıköy, öbürleri, buradaki düzenlenme biçimi sizin gündelik hayatınıza etkiler. Yani kamusal alanların çevresi değişebilir. Tabii. Aynı zamanda, evet. Yani çok şey, pek şeye girmeye gerek yok. Onu da yapabilirdik. Onu yapmayalım ama çok günlük hayata etkileyebilir. Bir de şimdi şey kısmı var. Bugün bilmiyorum sen gördün mü onu? Gazete Duvar'da Bahadır Özgür bir yazı yazdı. Dedi ki İmamoğlu ve Yavaş Erdoğan'ın ablukasına nasıl direnecek? Hı. Yani merkezi yönetim Ankara'da özellikle bu referandumdan sonra onaylanan yeni başkanlık sistemine göre birçok büyükşehir belediyesinin yetkisi de aslında Cumhurbaşkanı'na devredildi ve istediği zaman onları kullanabiliyor. Tabii şimdi bir çeşit kohabitasyon olmaya çalışacak CHP'li başkanlarla Cumhurbaşkanı arasında. Aynı partiden olsalardı hani yetkinin kimin kullanıldığı önemli değil. AK Parti'nin Erdoğan ne istiyorsa o yapılacaktı ama şimdi böyle bir değişik bir şey olacak. Şimdi Ekrem İmamoğlu da hani tipik bir CHP'li değil. Orada ne yapmaya çalışacak falan. Bunlar çok önemli ama bana da şöyle geliyor. Erdoğan bütün bu şehirlerde muhalefeti başarısız göstermek ya da başarısız kılmak için merkezi yönetimin bütçesini gerektiği kadar oraya aktar ya da onların altyapı yatırımlarını desteklemeyerek köstek olarak abluka altına alabilir mi Bahadır Özgür'ün tabiriyle? Bunu sorduğumuzda sen ne diyorsun? Senin fikrini merak ediyorum. Ya, bu bence tabii ki görmek lazım. Bence bunu Erdoğan da düşünüyordur. Yani şu an ne yapacağız, ne yapacağız yani falan gibi. Ama eminim danışmanlarıyla şu anda bir hani teati halindedir. Ama İstanbul dediğimiz gibi bu ülkenin lokomotifi. Dolayısıyla oraya mesela İzmir'e geçtiğimiz yıllarda yapıldığı gibi değil mi? Bütçe kısıntıları falan hani veya denetlemeler gibi şeyler. En azından dedikodu düzeyinde vardı yani o şeyler, bütçe kısıntısı. Aslında bir bütçesi var büyükşehirin. Yani isteseniz de istemeniz de var. Ama ayrılmış. Ekstradan alabiliyor. Ama bir sürü büyük projeyi yapmak için merkezin desteğine ihtiyacınız olabilir ya da onların destek olmaması, onların sizin projelerinize sürekli köstek olmaları projeleri yapmanızı engelleyebilir. Bürokratik olarak ya da yargısal şu bu neyse. Evet. Yani o noktada belki. Ama işte İstanbul'u çalıştırmamak değil mi? Türkiye'nin çalışmaması oluyor. Ben de yani. Çünkü burası gerçekten kalp. Dolayısıyla bu kalbi çalıştırmak gerekiyor. Ben aslında şöyle tabii erken bir yorum olabilir ama Erdoğan'ın o geceki konuşmasını itidalli bir konuşma olarak gördüm. Evet. Mesela sanki örgüt daha şey bekliyordu ondan. Yani daha sert hani bir şey ama o itidalli yaklaşımıyla sanki bundan sonraki dönemi de biraz o da o koalisyonda dedin ya o yetkilerde bir şey var. Kohabitasyon yapacaklar. Karşılıklı bir şekilde anlaşmaya çalışacaklar. Siyasette biraz böyle bir şey açıkçası yani. Hani bunu yapmak zorundalar. Şeyde de kohabitasyon olacak. Yani bu üç büyük şehri kazanan daha doğrusu Ankara ve İstanbul için. Çünkü İzmir'in ilçelerinin zaten çok büyük çoğunluğunu 3-5 tanesi hariç CHP aldı da İstanbul'un 39 ilçesinin 26'sı AKP'deydi. 24'e düştü ama hala büyük çoğunluğu orada. Bir tane de MHP'ye geçtiyse sadece CHP bir ilçeyi daha aldı. Şimdi bir ilçeyi verdi, iki ilçeyi aldı. Şimdi orada şunu düşünmek lazım. Acaba ilçelerden gelen belediye meclis üyeleriyle Büyükşehir Belediye Meclisi'nde CHP veya muhalefet azınlıkta kalacağı için Büyükşehir Belediye Başkanı rahat yönetebilir mi? Çünkü kararlar belediye meclisinden geçiyor önemli kararlar. Ha, Eskişehir'de bu yapıldı. Yani Eskişehir'de hiçbir sıkıntı olmadan yıllardır azınlıkta olmasına rağmen Yılmaz Büyükerşen, CHP azınlıkta olmasına rağmen Yılmaz Büyükerşen oradan projelerini geçirir. Çünkü projelere köstek olma durumu da iktidar partisi için özellikle çok yapıcı veya onlar için çok faydalı bir durum olmuyor. Aynı şey İstanbul'da, Ankara'da da olmasını tahmin edebiliriz ama göreceğiz. Büyük konuşmak istemiyorum ama o büyükşehir belediye meclisleri ya da ilçe belediye meclislerindeki durumun sanki biz aynı siyaset biliminde şeyi hatırlarım hep. Avrupa Birliği'nde bürokratlar vardır ya. Hani Avrupa Birliği bürokrati diye bir tipoloji vardır. Evet. Onlar belirli çıkarlar etrafında bir araya gelir. Onların particiliği yoktur o kadar. Evet, partiler üstüdür. Biraz partiler üstü. Şimdi o il belediye meclislerinde bulunan insanlar, tamam partileri var, partizanlıkları da var. Ama en nihayetinde orada onları birleştiren başka unsurlar da var. Çıkarlar var mesela. Evet. Yani bunlar iş adamları olabiliyor bazen. Evet. İş de yapmak istiyorlar. Dolayısıyla o şekilde de birleşebilirler. Geçmişte de birleşme durumları vardı yani hani. Evet. Birçok örnek. Ama işte hem sosyal belediyecilik yapacaksın, hem onları memnun edeceksin, hem vaatlerini gerçekleştireceksin, hem de merkezin de yani köstek olabileceği durumları aşmaya çalışacaksın. Çok zor. Hem Mansur Yavaş'ın hem Ekrem İmamoğlu'nun işi çok zor bundan sonra. Ve Erdoğan zaten buna ilk gün dikkat çekti. İtidalli bir konuşma yapsa da dedi ki ilçeler bizde dedi. Yani Melik Gökçek yaptığı açıklamada şunu dedi. Ankara'nın ilçelerinin çoğu bizde, AK Parti'de. Dolayısıyla aslında Ankara'yı CHP, AK Parti, MHP ortak ve İyi Parti ortak yönetecek gibi bir cümle kullandı. Yani başarabiliyorlarsa ne ala. Yani kimse kalkıp da yok onlar yönetmesin demez. Yani köstek olunmayacaksa ya da projeler yani yürüyecekse, kalp dediğin gibi çalışacaksa sıkıntı değil ama Bahçeli sanırım bundan memnun değil. Son olarak o noktada istersen bir şey söyleyebiliriz. Çünkü Bahçeli biraz önce bir açıklama yaptı. 15-20 dakika oldu. Dedi ki kısaca, önümde açık şu an açıklaması. Diyor ki yani ilçeleri bir parti, büyük şehrin bir parti alması hiç iyi değil. Bu demokrasinin bir açığıdır diyor. Bana kalırsa yönetim yani ilçeyi bir parti, şeyi bir partinin almasının problem olması demokrasinin açığıdır. Yani sonuçta sandığa gidilmiş, o onu seçmiş, onu aynı kişiler seçiyor. Ama Bahçeli'nin önerisi... Bahçeli de diyor ki bu demokrasinin açığıdır diyor. Bunu diyor çözmek için diyor. İlçe belediyelerinde seçim yapmayalım. Biz sadece büyükşehir'i seçelim. O büyükşehir belediye başkanı da atasın. İlçe belediye başkanlarını atasın. Şimdi bu 2014'te ilk defa uygulanmaya başlanan büyükşehir yasasının yer yer aldığı antidemokratik eleştirinin çok daha ötesinde, çok antidemokratik bir bu sistem önerisi. Bahçeli bunu şöyle anlatıyor tırnak içinde. Öyle bir sistem inşa edilsin ki sadece büyükşehir belediye başkanını seçelim. O da üstlendiği görev ve yetkiyle dayanarak ilçe belediye başkanlarını belirlesin. Hiç olmazsa büyükşehir ölçeğinde hem bir tutarlılık hem bir ahenk hem bir denge sağlanmış olur. Tıpkı Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde olduğu gibi bu kapsamda da merkezi yönetim ve yerel yönetimler arasında tam bir uyum sağlanarak Türkiye daha da güçlenmiş hale gelir. Şimdi zaten o anayasada oylanan o sistemin de hatası buydu. Yani çoğunluk %50+1 az. Her şeyi az. Bu sistemde de o sağlanmaya çalışıyor ama bu başlı başına AK Parti MHP koalisyonuna da kazandırmayı garanti edecek bir sistem değil. Yani bunu da öngörme. Bir şeyleri değiştiriyorsunuz. Bakın sen dedin ya o sapan gibi. Yani o başkasının eline geçince bu sefer o kullanıyor. Artı hadi büyük şeylerde bunu yaptın. İllerde ne yapacaksın? İllerdeki ilçe belediyeleri de mi kaldırılacak? Orada ne olacak? Yani işte çok karmaşık bir sistem. Düşünülmeden yapılmış. Son 2 yılına damgasını vuran siyasal ruh gibi yani. O siyasal ruhun bir önerisi gibi. Evet. Yani biraz sıkıntılı bir öneri. Yani ben bunun pek şey olacağını sanmıyorum. Yani destek bulacağını sanmıyorum. Saray katında bilmiyorum ama. Gerçi Erdoğan da bir kere buna böyle bu kadar açık değil ama bunu kastedebilecek, böyle anlaşılabilecek bir öneri yaptığını hatırlıyorum. Ama tabii sonra o hiç gündem olmadı. Bir de aynı zamanda şunu da bilmek lazım. Bahçeli genelde bir sistem değiştiği zaman öneri Bahçeli'den geliyor. Bu onların arasındaki ittifakın çalışma sistemi de olabilir. Neyse göreceğiz yani bu artık spekülasyon. Bunlar ikincil tartışmalar ama ben son bir şey söyleyeyim. Ondan sonra kendi adıma yani en azından bugünlük bence kafi olacak ama ben görüş alırım. Yani biz de Batı'ya da çok gittik zamanında gidebiliyorken. İşte Berlin, Paris buraları gördük. Özellikle Almanya'daki şehirler. Yani sadece büyük şehir, yani oradaki büyük şehirden kastım yasal değil ama yani Berlin gibi büyük anlamında hacmen şehirlerde. Gerçekten çok iyi belediye hizmetleri olduğunu görüyoruz. Bu yeni kamusal hizmetler orada da sıkıntılıydı ama bence oralarda da başladı. Kuzey örnekleri çalışılabilir. Çalışan değil mi? İnsanlar var ve insanların hayatı gerçekten rahat. Yeşil alanlar artırılıyor. Yani yeşilin insana ne kadar sağlıklı geldiğini, sağlığına iyi geldiğini biliyoruz. Bu yönde çalışmalar mevcut. Yani artık Türkiye'de biraz kim yönetimde olursa olsun, işte ister Manisa'da, ister şeyde, başka büyük şehirlerde, illerde fark etmez. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü buna dikkat etmek demek halkın sağlığına dikkat etmek demektir. Bu açıdan ben özellikle İstanbul, İzmir, Ankara'nın çok büyük potansiyeller taşıdığını, Adana, Mersin'de dahil buna, diğerler Bursa'da dahil, hepsi dahil, büyük şehirler açısından söylüyorum. Çok büyük potansiyeli var ama bu potansiyeli rant için değil, halk sağlığı ve halk kamu yararı için kullanmak gerekiyor. Bunu da buradan bütün liderlere ve parti başkan, belediye başkanlarına hatırlatmış olalım. Evet. Çok iyi bir son oldu. Ben de aynı kanadayım. Yani artık kim nereyi kazandı ya da biz burayı kaybettiysek ne, hangi sistemi değiştirirsek kazanırız tartışmalarını bir kenara bırakıp şunu kabul etmek lazım. Gerçek anlamda Türkiye'nin çok şeye ihtiyacı var. Artık insanların sıkıldığı, hani bunaldığı bir ekonomik kriz var. Ve bunları aşmak için yerelde çok şey yapılabilir. Sırf bir yerleri yeşillendirmenin bile ne kadar etki yarattığını hakikaten hem Batı'da görüyoruz hem Türkiye'deki eksiklikten görüyoruz. Umarım onunla ilgili, yani bir dahaki yerel seçimde 2024'te bunları daha az konuşuyor oluruz. Umarım biraz gelişme olmuş olur. Hizmetleri konuşuruz artık umarım. Evet, çünkü Türkiye'de bir şey yapılıyor. Birçok vaat verilerek yapılıyor. Tıpkı referandumda bu sistemi onaylayın, Türkiye uçacak ekonomik olarak dendiği gibi. Ama onların hiçbiri tutmuyor. Yani şu Büyükşehir Yasası da çıktığı zaman göreceksiniz, şimdiye kadar yetkileri yoktu, şimdi yetkileri olacak, yeşillendirme yapılacak, şu yapılacak, her şey çözülecek. Gene aynı şeyleri tartışıyoruz. Yani umuyorum şimdi haritanın değişmesi, hani haritayla biz başladık ya, belki bu konuda 2024'e gittiğimizde yerel seçimlerde bir değişiklik yaratılıyor umarım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili Medyascope TV izleyicileri, bu harita ne söylüyor programlarına devam edeceğiz gibi gözüküyor. Çünkü harita çok şey söylüyor, bir programa da sığmıyor. Bir de gün geçtikçe harita yeni şeyler söylüyor, susmuyor. Rakamları ayrıca kantitatif olarak değerlendireceğimiz zamanlar da gelecek. Belki bu işin uzmanlarıyla, biz Alphan'la siyaset biliminin o yönüne odaklanan kişiler değiliz. Yani kabul edelim. İşin eğilimine bırakmakta da fayda var. Onunla ilgili de programlar planlıyoruz. Evet, şimdilik bizden bu kadar. İyi günler.